Sayın seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz Güne Bakış'a. Radyo Başkent'te ortak yayınımız sürüyor. 21 Şubat sabahındayız. Mesaj, fikir varsa X'ten ve de WhatsApp'tan beklediğimizi söyleyelim. Ve haberleri geride bırakıyoruz. Tabii vakit kalırsa tekrar döneceğiz, paylaşacağım pek çok haber daha söz konusu. Bir konum var. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara stüdyomuzda. Erzincan İliç'teki maden faciası ile ilgili bir kez daha Türkiye'deki madencilik faaliyetleri gündeme geldi. Ve zanlıların ifadelerinde aslında o maden faciasının, afet demiyoruz, bir facia diyoruz. Kaza da demek aslında hafif kalacaktır, bir facia. Çünkü ihmaller zinciri söz konusu. Ve siyanürlü bir toprak, atık, 10 milyon metreküplük bir topraktan bahsediliyor. Su gibi aktı gitti ve maalesef 9 işçi toprak altında kaldı. Hala cansız bedenleri bulunamadı. Bölgede çalışmalar bir süre durduruldu çünkü heyelan riski var. Ve şimdi bugün de Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin ekosisteme, ormanlık alanlara, canlı yaşamın etkilerini konuşacağız. Daha önce de birçok kez gündeme gelmişti. Mesela Bergama'yı çok konuşmuştuk. Belki siz de hatırlarsınız. Altın arama faaliyetlerinde siyanür kullanılıyor. Fakat Türkiye'de acaba madencilik faaliyetleri vahşi şekilde mi yapılıyor? Yani sadece şirketlerin kar hırsı mı var? İşçi sağlığı, işçinin canı, güvenliği düşünülmüyor mu? Hepsini konuşacağız vaktimizin yettiği kadar. Hemen başlayalım. Sayın Özkara, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Üzücü bir olay ve maalesef Türkiye sanki bir afetler ülkesi olmuş gibi ard arda gelen afetlerin haberleri söz konusu. Bu kez de Erzincan'ı konuşuyoruz. Daha önce birçok kez maden kazası haberi gelmişti ama şimdi ana başlık şu olsun, Türkiye'deki madencilik faaliyetleri bir kez daha gündeme geldi. Acaba ekosisteme ne kadar duyarlı, ne kadar değil? Burada siyanür kullanılıyor. Yıllar öncesi aklıma geliyor Bergama'daki o olay, halkın tepkisi. Şimdi gerçekten Türkiye'deki madencilik faaliyetleri aşırı kar hırsıyla mı sürdürülüyor? Şimdi ben şöyle girmek istiyorum. Erzincan'ın İliç ilçesindeki yaşanan bu facia bir sonuç. Bu sonuca nereden geldik? Niye böyle sonuçlar ülkemiz için kader olmaya devam ediyor? Asıl bence sorgulanması gereken yer burası. Şimdi acaba yasalarımızda mı bir sıkıntı var? Yeteri kadar maden kanunuyla, maden yönetmeliğiyle ilgili bunu denetleyecek, kontrol edecek, bu verilen izinleri inceleyecek mekanizmalarımız mı yetersiz? Bence önce buradan bir başlamakta yarar var. 3213 sayılı maden yasası ve yönetmeliği çerçevesinde izin veriyorsunuz. Bu anlamda izin verilen sahaları da 4 başlıkta değerlendirebiliriz. Hazine arazileri, tarım arazileri, tarım arazileriyle ilgili toprak koruma kanunu bunun değerlendirmesini yapan, yine MERA alanlarında yapılacak faaliyetlerde MERA kanunu ve orman alanlarında 6831 sayılı kanun 16. maddesi. Bu çerçevenin dışında yine ana şemsiye görevini gören çevre kanunu ve yeniden doğaya kazandırma yönetmeliği bu söylediğimiz faaliyetlerin değerlendirilmesinde ülkemizde önemli yer tutuyor. Bir de biz Avrupa müktesebatı ve uluslararası sözleşmeler. Dikkat ederseniz birçok düzenleme var yasal bağlı olduğumuz. Peki bu kadar anlamlı bir düzenlemeye rağmen nasıl oluyor da bu izinleri yeteri kadar denetleyemiyoruz, inceleyemiyoruz? Şimdi ilk bu ülkelerin madencilik yürüten ülkelerde şöyle bir değerlendirme yaptığımız zaman Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri işte madencilik faaliyetlerine başlıyorlar. Tabii oradan çok ciddi anlamda topluma bir gelir. İnsanlar orada faaliyetlerde bulunarak işte değişik madenleri çıkarıyor, değişik malzemelerden yararlanıyor. Fakat bir süre sonra ya Allah Allah bunları müsaade ediyoruz, yapıyorlar ama ya doğada ve İnsan yaşamını etkileyen bir takım belirtiler ortaya çıktı. Yani biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Yaşayarak öğrenme.
Bu gelişmiş ülkelerde yaşayarak öğrenme süreleri daha kısa. Yani yaşıyor, problemi görüyor ve o problemi çözmek için de onun üstüne gidiyor. Ve çözüyor. Ve kurallar getiriyor. Ve o kurallara da kolay kolay kimseye oynattırmıyor. O kurallara herkes uymak zorunda. Kanada'da 1969 yılında bu doğaya yeniden kazandırma yasası çıkarılıyor. Amerika'da da 1977 yılında çıkarılıyor. Ben niye bu ikisini özellikle söylüyorum? Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. İşte Erzincan il içinde biliyorsunuz Ana Gold'un sahibi Amerika-Kanada ortaklığı firma. Şimdi kendi ülkelerinde bu kadar titizler ve öyle pardon falan denmiyor. Her türlü tedbiri aldığınız hususlar bizzat inceleniyor, denetleniyor. Çünkü hem insan sağlığına, hem diğer canlılara, hem de doğaya bu işlerin artık öğrenildi ki büyük zararları var. Dolayısıyla bu gelişmelerin ışığında biz mevcut dünyadaki bu yaklaşımı gördükten sonra ülkemize geliyoruz. Ülkemizdeki en önemli kırılma noktası 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7. maddesindeki yapılan değişiklik. 2004 yılında yapılan değişiklik. 2004 yılından itibaren tabiri caizse söylüyorum. Bakın bu da çok hani teknik bir açıklama değil. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Yani herkesin her şeyi yapabildiği, binlerce iznin havada uçuştuğu ve bu konuda denetimlerin çok yetersiz olduğu bir sürece giriyoruz. Ve böyle bir sürecin içerisinde söz konusu firmalar hani denenmiş, bu konularda tecrübe edilmiş, sermayesi, birikimi bu konularda ülkemizde değerlendirilmiş firmalar değil. İşte bir makine ekipmanı kapan, eline bir malzeme alan bir bakıyorsunuz bu sektöre girmiş. Madencilikteki işte çeşitli o söz konusu malzemelerden ocaklardan çıkarmaya, temin etmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir tablo kabul edilebilir ve devamlılığı olacak, yani sürdürülebilirliği olacak bir tablo değil. Doğal olarak bu çalışmalar devam ederken, bu süreç devam ederken 20 kez maden yasası biliyorsunuz 1985 yıl tarihlidir. 20 kez değiştirilmiş. Hani bu değişiklikler şöyle değişiklikler değil. Çünkü ben bütün doğal varlıklarımızda biraz sonra ormanlarda da bahsedeceğim. Buradaki değişiklikler de aynı karakterde. Tamamen işin kontrolünü, yasaların bize sağlayacağı güvenceleri bertaraf edecek değişiklikler. Açıkça madenle uğraşmak isteyene teşvik eden, yani ya gelin ne yapacaksanız yapın, yeter ki yer altından çıkarın. Her ne pahasına olursa olsun çıkarın. Başka türlü çünkü izahı mümkün değil. Dolayısıyla bu süreç yaşanırken en önemli bu süreci kontrol edebilecek olan mekanizma ÇED mekanizması. Çünkü ÇED'in daha işlem başlamadan, izin başlamadan önce bir önleyici rolü var. Yani bir sahayı işletmek istiyorsanız o sahanın bütün yönleriyle değerlendirilmesini, çevreye, insan sağlığına, doğaya olan etkisini ortaya koymanızı ve bununla ilgili tedbirleri almanızı, hatta sonuç olarak şu nedenlerden dolayı izin verilemez denmesini bekliyorsunuz. Çünkü önleyicilik konusu aslında işin özünü oluşturuyor. Şimdi burada ülkemizdeki uygulamalara baktığımız zaman ÇED gerçekten bu önleyicilik görevini görebiliyor mu? Bunu hayata geçirebilmek için yapmış olduğu uygulamanın sonuçlarına bakmamız lazım. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmada 93 yılından 2020 yılına kadar, bakın vereceğim rakamlar çok enteresan olduğu için söylüyorum, ÇED nasıl etkisizleştiriliyor? Niçin kağıt üzerinde kalıyor ÇED? Çok daha iyi anlayacaksınız rakamlarla. 61 tane yapılan
ÇED incelemesinde 61 tane olumsuz. 6110 tane olumlu karar veriliyor. %1, %99 olumlu. Yani şimdi ihtimallere göre düşünürseniz %1, ya o zaman hiç ÇED'le falan uğraşmaya gerek yok. ÇED yapmaya falan gerek yok. Bilmiyorum anlatabildim mi? %1, %100'ün içerisinde çok küçük bir pay. Yani bu gerçekten nitelikli bir hazırlık, çalışma yapılıp, izin talepleri değerlendirilip, biraz önceki söylediğimiz anlamda doğaya, çevreye, insan sağlığına etkileri ortaya konup, evet bunlar hepsi gerçekleştirilmiş, bu sahada böyle bir izin verilmesinde mahsur yok mu deniliyor, ciddi bir çalışma mı? Yoksa yüzeysel, sadece o şartı yerine getirmek için ÇED gereklidir. Biz de inceledik ama %1'i olumsuz demek için mi yapılıyor bu iş? Yani bizim kendimizi gelişmiş bir ülke standartına ulaştırmak için bunu gerçekçi bir şekilde sorguluyor muyuz? Gereklerini yerine getiriyor muyuz? Yoksa sadece işin evrak üzerindeki bir formalite mi? Düşünebiliyor musunuz? Bahsettiğimiz konu ülkemizin insan sağlığı, çevrenin, doğanın kirletilmemesi konusu hangi noktaya indirgenmiş? ÇED etkisizleştirilmiş. Ve işin enteresan tarafı, bu aşamayı geçtikten sonra bir de denetim mekanizması var. Bakın buna da, yani kendi ormancılık alanından Orman Genel Müdürlüğü'nde Sayıştay'ın raporunda yazıyor bu. Diyor ki, böyle örnekleme usulüyle 649 izin sahasını aldık. 152 tanesi, yaklaşık %25'i izne aykırı bir şekilde kullanıyor. Bir de izin de alsa, yani izin alamayacağı konularda da işlemler yapıyor. Bu %25 ve biraz önceki söylediğimiz gibi hem ÇED'in etkisizleştirilmesi hem de denetim mekanizmalarının sağlıklı olmaması nedeniyle şimdi bugün büyük facia diyoruz. Bunlar arkadaşlar kaçınılmaz sonuç. Biz bunun gibi konularla, olaylarla hep karşı karşıya kalacağız. Yani işin asıl bize göre en önemli noktası burası. Yıllar önce kaldık zaten Sayın Özkara. Evet. Amasya'daki kaza, şimdi maden kazaları açısından baktığımızda Türkiye'nin yakın tarihinde zaten pek çok kaza söz konusu. Yakında Amasra gerçekleşti, öncesinde Soma. Ve tabii şimdi hep maden ocakları, bu altın aranan bir maden, kömür madenleri, bakır madenleri, taş ocakları gibi birçok faaliyet var. Şimdi burada gerçekten doğaya karşı ne kadar uyumlu yürütülebiliyor diye soracağım ama anlattıklarınızdan çıkardığım özet şu ki hem ÇED tarafında, çevre etki değerlendirme raporu tarafında, yani denetleme devlet tarafında, hem de şirketlerin faaliyetleri tarafında pek de öyle çevreye duyarlı, işçi sağlığını gözeten, iş güvenliğini gözeten, yani canları gözeten, emeği gözeten bir durum maalesef söz konusu değil. O zaman vahşi bir madencilik mi yürütülüyor? Kesinlikle. Bakın, ülkelerin bu tür uygulamaları, yani ister madencilik olsun, ister ormancılık faaliyetleri olsun, ne tür faaliyet yürütüyorsanız, bu tür faaliyetleri aslında ülkelerin çağdaşlık düzeyini de gösteriyor. Yani bunu ister kabul eder insanlar, ister etmez. Çağdaş ülkeler doğal varlıklarını gözü gibi koruyor, kullanırken de çok özen gösteriyor. Ama az gelişmiş ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu sıkıntı büyük. Ya adam gibi oyunu kurallarına göre işletip çağdaş bir ülke, gelişmiş bir ülke standartlarını ortaya koyacağız ya da bu tür sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Tercihimizi kullanmamız lazım. Bakın ben o gün televizyonda izliyorum. İşte bir siyasi parti temsilcisi işte maskeler falan takmış sahaya gitmiş, Erzincan İliç söz konusu çöpler maden sahasına. İşte orada birileri diyor ki provokasyon yapma diyor. Ya arkadaşım, siz oradaki yaşananı, ne olduğunu anlayamıyor musunuz? O yığılan malzemenin
750-800 metre sürüklenmesi ve içinde taşıdığı siyanür ve sülfürik asitin insan sağlığına, canlılara olumsuz etkisi olduğunu bilmiyor musunuz? Ne yapmalar lazım yani? Hiçbir şey yokmuş gibi mi gidecekler oraya? Tabii ki kamuoyunun dikkatini çekecekler, oradaki sorunu anlatmaya çalışacaklar. Aksi takdirde bu tür konuları bizim toplum olarak aşmamız, başarmamız mümkün değil. Üstü örtülmeye çalışması ne demektir? Demek ki bu işin bütün sürecindeki şirket sahipleri, yöneticileri, siyasiler, bu işten ilişki, irtibat içerisinde olan siyasiler, bir rant çarkı, bir düzenek. Çünkü İliç'teki hadise bugün sadece yaşanmış bir olay değil. Geçmişte de var İliç'te yaşanan. TUMOP'un 2022 yılında özellikle o siyanür solüsyonunu taşıyan borudaki sorun nedeniyle çevreye yayılmaya başlayınca şikayet konusu yapıyor, dava konusu yapıyor ve bir süreliğine güya kapatıyorlar. Sonra hangi gerekçeylese tekrar açılıyor. Buradaki kapasite artışı talebi bile çok dikkat çekici. Buraya kim çet veriyor uygunluk olarak bunun bu taşın altına elini koyuyorsa, bu işin sahibi, şirket sahibi kimse, bu işin yeniden açılması ve bu sürecin orada işletme sürecinin devam etmesini sağlayan siyasiler kimse, bu ilişkilerin ortaya konması lazım. Başka türlü siz böyle bir hadiseyi örtbas edemezsiniz ve doğal olarak toplum tepki gösterir. Onun için ben olaya girerken hani doğru yaşanmış büyük bir felaket. Ben özellikle milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Böyle felaketler bir daha yaşanmasın diye bu konuşmamda özellikle belli konuları vurgulamaya çalışıyorum. Aksi takdirde bu tür sonuçları tekrar tekrar görmeye devam edeceğiz. Sayın Özkara, peki bu ÇED süreci nasıl gerçekleşiyor? Mesela şimdi burada toprağın yığıldığı yer, hatta maden ocağı Fırat Nehri'nin hemen yakınında bir yerde aslında. Evet. Ve orada bir toprak yığını diyoruz ama aslında bir atık yığınından bahsediyoruz. Tabii. Yoğun bir siyanür var. Ya bunun oraya yığılıp da kaymayacağını düşünmek belki çocuğun aklına gelir sadece. Şimdi bu... Ki sabah saatlerim uyarı da vermiş aynı evet. zamanda. Şimdi şöyle... Biliyorsunuz bu tür çalışmalar riskli çalışmalar. Yani siz oradaki mevcut düzeneyi, kapasite artışını meydana getirdiğinizde ortaya çıkabilecek olan sorunları ya da bu tür ortaya çıkabilecek olan sıkıntıları düşünmeden sadece ya mevcut bir düzene kurarım, kapasiteyi geliştiririm, çalışmama devam ederim. Çünkü biz burada hep şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu bakış açısı açgözlü bir bakış açısı. Nerede duracağınızı bilmeniz lazım. Ne tür risklerle karşı karşıya geleceğinizi bilmeniz lazım. Şimdi doğal olarak siz bu havzada, ben bir kere ülkemizle ilgili bir coğrafi anlamda bir şey ortaya koymaya çalışıyorum. Türkiye kırıklı bir arazi. Evet. Sıfır yükseklikten 5165 metreye kadar çeşitli yükseltilerin olduğu, platoların olduğu, dere yataklarının, dere havzalarının olduğu, vadilerin olduğu, yani öyle düz bir coğrafya değil Türkiye. Doğal olarak zaten erozyona da müsait. Hı hı. Yani biz bunu her konuşmamda söylüyorum. Her yıl bir Kıbrıs büyüklüğünde bir alanı erozyona feda ediyoruz. Özen gösterirseniz, toprağınızı korursanız geleceğinizi koruyorsunuz. Kuraklık, kıtlık beraberinde gerçekten gıda krizine kadar gidecek bir süreç. Biraz önce ilk konuşmamın başında şeyi söyledim. Hazine arazileri, tarım arazileri, orman arazileri ve mera arazileri diye. Ya siz bu alanlarınızı koruyamazsanız, bu alanlarınızın doğal yapısını, oradaki yaşayan canlıları dikkate almazsanız, biraz önce bahsediyorsunuz Fırat Nehri'ne yakın bir havza diye. Şimdi bu kırıklı arazide bir de biz deprem ülkesiyiz. Bunlar hep yani anlatılan, bilinen şeyler. Yani çok böyle şey olmanıza gerek yok yani. Böyle bilim adamı falan olmanıza gerek yok. Söz konusu bu sahaların hepsi risk taşıyor. Doğal olarak siz böyle bir kapasite artışına gitmeniz ve buna uygun çet verilmesi
Bir takım tedbirler alınması gerekirken almadan tekrar izin verip açmanız, bu normal yolla olacak bir şey değil. Çünkü ancak güçlü bir sermaye sizi, bunu da siyasilerin kol kanat gerdiği bir düzenekle ancak yürütebilirsiniz. Aksi takdirde orada her an denetim yapılıp, bak eksikleriniz şunlar, gövdede sıkıntılar var, koymuş olduğunuz o liç alanı buradaki kapasitesi taşıyacak durumda değil, bunların şöyle riskleri var. Çünkü kullandığınız malzeme sakat malzeme. Yani siyanür ve sülfürik asitten bahsediyoruz. O sülfürik asitle siz topraktan o malzemeyi çıkarmaya çalışıyorsunuz. Çamur gibi bir malzeme. Zaten akışkanlığını görmüşsünüzdür. 750-800 metre nasıl hızla alanda yayıldı. Şimdi bu şunu gösteriyor. ÇED öyle sıradan bir işlem değil. ÇED önleyici tedbir. Eğer siz o raporları sağlıklı bir şekilde alıp oradaki risklere uygun şekilde çalışmanızı yaparsanız, en azından bu tür felaketlerin çıkmasını engellerseniz hem maliyetiniz artar. Artsın arkadaş maliyetiniz. Daha özen gösterin. Daha dikkatli davranın. Ve bu alanları kullanırken sonuna kadar ne olursa olsun, doğaya zarar verse de ben bu işi yapacağım mantığıyla yaklaşmayın. Aksi takdirde bu tür konuları biz hep konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu işin en önemli kritik noktası ÇED'dir. Peki ÇED süreci nasıl işliyor Sayın Özkara? ÇED süreci işte biraz önce söyledim. Bakın 61 olumsuz, yani neredeyse yüzeysel işlendiğini %1'inde görüyorsunuz. Çünkü 6110 da olumlu. Düşünebiliyor musunuz? Yani 6000 maden sahası ekosisteme ve canlı yaşamına duyarlı. Tabii diyor ki başvuruda bulunan izinle ilgili 6110 dosyaya diyor ki ya burada ÇED'i ilgilendiren, ÇED'le ilgili sıkıntılı bir durum yok. Sadece 61'inde yani %1'inde. Ben de diyorum ki ya bu kadar o zaman işe işleve falan gerek yok ya. %1'se bu. Öyle değil. Biraz önce ülkemizin coğrafik yapısından bahsettik, şartlarından bahsettik. Biz gerçekten çok uygun koşulları olan bir coğrafyada yaşamıyoruz. Özen göstermemiz gereken bir coğrafya. Bizim yeryüzeyindeki çatlakların yeraltı sularıyla çok ciddi şekilde irtibatlandığını ve her türlü yüzeydeki olumsuzluğun yeraltı sularında görüldüğünü biliyoruz. O nedenle yapılacak olan çalışmalarda mutlaka ÇED'in o önleyici tedbir yönünü ortaya koyup o yönde gereken kararlar almamız lazım. Yoksa biz sonuç olarak şöyle söylüyoruz, diyoruz ki vahşi madencilik eşittir doğayı hiçe sayan, ucuz iş gücünü kullanan sistemdir. Ya bu artık az gelişmiş ülkelerde var. Yani adamın geliri yok. İşte görüyorsunuz mevcut coğrafyamızı. Bakın şimdi bu renk değişiminin nedeni ne? Erozyon. Bakın bu renk değişiminin nedeni erozyon. Öyle mi? Tabii. Şimdi toprak, çamurlu bir görüntü toprak, var zaten. Toprak hızlı bir şekilde bu görmüş olduğunuz dere yatağı ile birleşiyor. Bakın bu gördüğünüz hadise benim biraz önceki söylediğim. Ülkemiz erozyona müsait. Erozyonuyla birlikte yaşayabilmeniz için ormanınıza saygı duymanız lazım. Doğanızın yapısına saygı duymanız lazım. Aksi takdirde şu gördüğünüz sonuçlar. Şimdi bir de buna, bu toprağa maalesef siyanürlü malzeme geliyor. Sülfürik asitli malzeme geliyor ve çok daha hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek sonuçlar. Çünkü bu görmüş olduğumuz ekosistemden tüm canlılar besleniyor. İnsan dahil tüm canlılar her yönüyle bundan yararlanıyor. Tabii. Onun için burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bu tür felaketlerin sona ermesi için bizim o başta saymış olduğum yasaların içini boşaltarak değil, içini doldurarak, koruma konseptini çok daha anlamlı hale getirerek, bu tür işletmecilere sıradan cezalar değil, ciddi yaptırımlar, cezalar uygulayarak ve sorumluluğu sadece orada 3-5 çalışana değil, şirket sahibine ve yönetim kurulu üyelerini de bu sorumluluğun içine katarak
gerçekleştirmemiz lazım. Denetim mekanizmaları içerisine mutlaka konunun uzmanı sivil toplum örgütlerini sokmamız lazım. Kimden neyi gizliyorsunuz ya? Madem iyi bir iş yapıyorsanız buyur arkadaş yaptığımız iş bu. Yerini sizde görün diyebilmeniz lazım. Niye kaçırılır bir konu denetimden? Niye toplumdaki o şeyin alınması istenmez? Rızanın alınması istenmez? Temel nedeni yapmış olduğu işe güvenmiyor. O nedenle eğer biz çözüm üreteceksek denetimi sıklaştıracağız. Bu kadar gayri ciddi bir işletmeciliğe müsaade etmeyeceğiz. Burası kimse kusura bakmasın, müstemleke ülkesi değil. Bizler bağımsız, yüzyıllardır tarihe damga vurmuş bir ulusun çocuklarıyız. Bizim üzerimize düşen görev, halkımızın geleceğini tehdit edecek bu tür yanlışlıklara müsaade etmemek, bu yöndeki çabalarımızı güçlendirmek, yoksa 3-5 kuruşu birilerinin kazanmasıyla olacak iş değil. Bakın önemli bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunu özellikle ben Güney Afrika'da da bir süre kaldım, gördüm oradaki insanları. Ya insanların çoğu yine fakir, belli bir zümre zengin. Halbuki orası yeraltı zenginlik kaynaklarında uçuyor. Yani yerin altından çıkarılanın oradaki topluma çok bir faydası yok. Peki ülkemize geliyorum. 2019 yılında 42 ton altın çıkarılmış. Ne beklersiniz? Ya yani milli gelirden kişi başına gelirin yükselmesini beklersiniz. Düşmüş. 9.150 dolara düşmüş. Yani siz başka yerlerden geleceğinizi planlarken şatafatlı devlet yaşamını düzene sokmanız lazım. Bütçenizi gerçekçi anlamda düzenlemeniz lazım. Lüzumsuz masraflar yapmamanız lazım. Gerçekten katma değer yaratacak projeleri hayata geçirmeniz lazım. Çalışanların sağlığını, iş güvenliğini düşünmeniz lazım. Bütün bunları yaptığınız zaman zaten kendiliğinden sistem yukarı doğru gidecektir. Yoksa kısa günün kârı, burada hepimizin bildiği şey şu, işte Kanada-Amerika ortaklığı Anagold firmasıyla Türkiye'deki temsilcisi Çalık Holding'in yürüttükleri bir şey, devlete kalan pay %2. Ya Allah aşkına %2 için böyle bir şeye değer mi? Topluma bir katkısı yoksa niye biz doğamızı 3-5 kuruş için kendi ülkesinde yapamadığı işleri yapmasına fırsat veriyoruz? Bunu niye sorgulamıyoruz? Niye insanlar bunu sorgulamıyor? Söylenenleri bir şekilde insanların araştırması lazım. Gerçekten bu söylenenler doğru mu? Devlet burada %2 payla niye yetiniyor? Bunun için ortaya çıkan şu felaketleri yaşamak zorunda mıyız? Değer mi yani? Değer mi? Peki Sayın Özkara, sormak istediğim şuydu aslında ÇED raporu sürecini değerlendirirken. Mesela şimdi orada Çevre Bakanlığı ÇED raporunu veriyor değil mi? Tabii yönetmeliği var, ÇED yönetmeliği var. ÇED yönetmeliği çerçevesinde siz bir izin için, bir sahanın izni için başvurduğunuzda onun izin sürecinin tamamlanabilmesi için o sahadaki her türlü doğal varlığın, hidrolojik yapısı, jeolojik yapısı, orman alanları, işte oradaki yaşam alanları, dere yatakları, o akarsu ekosistemleri, aklınıza gelen o yakın çevrede etkileyebileceği, etki alanı oluşturabileceği ne varsa diyorsunuz ki evet, akarsuyu etkilemez, orman alanlarına etkisi olmaz. Oradaki yaşam alanlarını etkilemez, sağlığı bozmaz. Şimdi bir iki şeyden hareket edelim. Mesela yatağın termik santrali. Ya yatağın termik santralinin yatağında yaşayan insanları etkilememesi mümkün mü? Mümkün değil. Ormanın kenarında, ya, kent yaşamının ortasında. Şimdi bakın, bu ne biliyor musun? Bile bile lades. Diyorsunuz ki, ya oradaki işte 20 bin, 30 bin insanın zarar görmesi, tamam görüyorum. Görsün, zarar görsün. Ben bu taraftan çıkaracağım lignitle, üreteceğim enerjiyle işte şöyle bir fayda sağlayacağım. Bu ülkenin kalkınmasına hizmet edeceğim. Yani kendince bir basit denge kurmaya çalışıyorsun. Bugün yatağındaki insanların büyük bir çoğunluğu çok ciddi anlamda akciğer rahatsızlığı yaşıyor. Kanser riski yüksek. İnsanlar solumakta zorlanıyor. Ve bu tablodan siz kendinize bir keramet çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bütün bu fedakarlıklara rağmen, yıllardır süren fedakarlıklara rağmen ülke şu anda asgari ücrete mahkum. Büyük bir çoğunluk asgari ücretin altında çalışıyor.
asgari ücret şey oldu yani, insanların kabul şartı oldu. Ya bari ben de asgari ücret alayım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her türlü fedakarlığı yapıyorsunuz, bir nesli cezalandırıyorsunuz. Ortaya çıkan tablo asgari ücrete razı olmak. Yani attığımız taş bari ürküsünüz, evet, kurbaya gerisi yani, değil mi? Belki şöyle bir tez hani olur ya, benim bu söylediğim olsun anlamında söylemiyorum. Yani bir ironi yapıyorum. Diyorum ki eğer bu kadar çektirdiğiniz eziyete rağmen hala bu toplum, işte yaşıyoruz şu anda. Ücretler çok düşük. Emekliyle dalga geçiliyor. Yapmış olduğumuz işlere bakalım. Gerçekten insanlar çok zorda. Ya bir kasaptan et alamıyor. İhtiyacını kadar. Bir yumurta 7 lira. Şimdi bunları ben aslında bir teknik adam olarak konuşmamam lazım. Ya buraya, ama şeyi anlatabilmem için, o ironiyi anlatabilmem anladım. için, bu örneği vermek zorundayım. Yani bu kadar fedakarlık, bu kadar eziyet, bu kadar topluma karşı öngörüsüzlük var. Tek taraflı bir şey bekliyorsun, onu da göremiyorsun. O halde biz şunu anladık, anlamalıyız. İnsan yaşamına özen gösteren, bu konuya dikkat eden bir kalkınma bu ülke için geçerli olmalı. Yoksa ya biraz eziyet çekin, sabır gösterin, hallediyoruz. Hiç hallolmadı. Ve bundan sonra da bu kafayla hallolmaz. Yani bari bu kadar bedel ödüyoruz. Karşılığında aldığımız, süreceğimiz sefası çok olsa da ödediğimiz bedelleri değse. Evet. Şimdi Sayın Özkara, bu Kaz Dağları'nda da bir madencilik faaliyeti olacaktı. Çok tepki çekti. Ya şunu anlamıyorum. Mesela hadi diyelim ki tamam, maden çıkarmak zorundayız. Altınıdır, bakırıdır, şudur, budur, ama bu kadar orman iç içe olması şart mı bunların? Mesela taş ocaklarının etkisi, diğer madencilik faaliyetlerinin etkisi, ormanlık alanlarla iç içe, hatta dip dibe, santralden bahsettiğimiz ormanlık alanın hemen kenarında, ki geçen 2 sene önce miydi orman yangını çıktığında? Evet. Santrale kadar gelecekti neredeyse. Büyük bir risk söz konusuydu. Geldi. Geldi. Allah'tan bir patlama yaşanmadı, evet. Bir facia yaşanmadı. Ya bu kadar bu olayların, bu faaliyetlerin ormanlarla, ekosistemle iç içe olması şart mı? Şimdi bakın, ben hani önce ülkemizdeki bir genel yasal çerçeveden madencilikle ilgili bahsettim. Bütün bu yaşananların bir sonucu olarak çok normal olduğunu, bu sonucun söylemeye çalıştım özü itibariyle. Niye? Yasaları bypass ederseniz, çeti doğru kullanmazsanız, çetin önleyicilik prensibini hayata geçirmezseniz, denetimi gerçekleştirmezseniz, bu sonuç ya bu şaşırtıcı falan değil. Yani belki biz sizinle daha sonra da bir takım programlar yapacağız. Aynı şeyleri tekrar edeceğim. Yine konuşacağız bak, maalesef. Söylediğim şeyler, kanunların içini boşaltırsanız, çetin önleyicilik prensibine uygun şekilde işletilmesini engellerseniz, yapılmasını engellerseniz, yetersiz denetim gerçekleştirirseniz bu sonuç kaçınılmaz. Maalesef. Anlatabildim. Şimdi ben burada şuraya bağlamak istiyorum. Sadece biz bunu maden sahalarında yaşamıyoruz, bu mevcut durumu. Şimdi ormanlarımız, gözümüz gibi bakmamız gereken ormanlarımız hakkında da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü nasıl orada 20 kez 7. madde değişiyorsa orman kanununa geçiyoruz. Çünkü bakış aynı bakış. Kusura bakmayın ama her iki tarafa, yani büyük açıdan bakmak yerine dar bir açıdan, rant açısından, üretim açısından, kısa günün kârı açısından bakan bir yaklaşım içerisinde. Her alanda böyle. Madencilikten bahsettim. Şimdi orman alanına geçiyorum. Bakın, şu anda Türkiye'de ormanlarımız 23.2 milyon hektar olarak söyleniyor. Efendim 3 milyon hektar arttırdık diyorlar 2000 yılından itibaren. Ya bunlar doğru değil. Neden doğru değil? Şimdi sadece alan olarak bir yere orman demenizle, üzerinde orman özelliği taşımıyorsa, orman olarak fonksiyonlarını yerine getirecek bir durum yoksa, o saha orman da deseniz bir anlam ifade etmez. Hazine arazisi de deseniz bir anlam ifade etmez. Çünkü üzerinde orman yok. Ama orman alanı olarak siz onu 23.2 milyon hektarın içine koyuyorsunuz. Bu ne biliyor musunuz? Rumuz değişikliği temelde. Hani başka nedenleri de var. Mesela 700 bin, 750 bin hektar civarında ağaçlandırma yapılmış 20 yılda. Ben bunun hepsinin orman alanı içerisinde değil de
dışında olduğunu düşünerek söylüyorum. Çünkü orman alanının içerisindeyse zaten orman alanında var o. 3 milyonluk yaklaşık rakamın içinde var. Orman alanı dışında ağaçlandırma yaptıysanız işte ormana yeni alan kazandırıyorsunuz. Ben bir an için içinde mi dışında mıya girmiyorum. 700-750 bin hektar ağaçlandırmadan bahsediyorsunuz. Yıllık 37 bin hektar civarında. Bu ne demek? 3 milyon hektar var şeyde artış. Peki hiç alakası yok sizin söylediğinizle. Biz orman alanlarını geliştiriyoruz, ormanları geliştiriyoruz. Örtüşmüyor. Çünkü arada ciddi bir fark var. Bu farkın kaynağı şu. Biraz önce söylediğim anlamda. Rumuz değişikliği. Rumuz değişikliği. Biz orman toprağı dediğimiz sahaları yanına bozuk dediğimiz zaman başında orman toprağı varsa buraları ormanlık alandan saymıyoruz. Yani öyleydi uygulamada. Şimdi bir değişiklik yaptınız. Bozuğu başa aldınız. OT'yi ikinci sıraya bozuğu başa alınca hiçbir çalışma yapmadan üzerinde ağaç bile olmasa o sahayı getirdiniz ormanlık alana koydunuz. Sadece Şanlıurfa bölgesinde 240 bin hektar. Bakın yani ya bu sizin yaptığınız bir çalışma falan değil. Bu sizin yaptığınız bir çalışma değil. Bu tamamen rumuz değişikliği ile ilgili. Sadece algı yaratmaya dönük. Dolayısıyla ben orman varlığını gerçekten arttırmanın, bu söylediğimiz gerçekten 23.2 milyon hektar sahanın bu söylediğimiz vasıflarda yani ormanların fonksiyonlarını yerine getirecek vasıfta olmasından gurur duyarım. Mesleğim adına da sevinirim. Ülkem adına da sevinirim. Ama öyle değil. Şimdi bunun ne fark olduğunu anlatacağım. Şöyle düşünelim. Efendim kesiyoruz ama dikiyoruz diyorlar. Ve bunu vurgulamaya çalışıyorum. Maden ocakları. Yok, orman ağaçları. Orman. Kesiyoruz ama dikiyoruz. Yani tabii orman alanının içerisinde maden sahalarında da orman ağaçlarını kesiyorsunuz. Orayı ben genel olarak söylüyorum. Kesiyoruz ama dikiyoruz. Evet doğru. Kesiyorsun, dikiyorsun. Öyle kabul edelim. Ya senin kesip diktiğinle o sahadan çıkardığın orman ağacı, o orman alanının fonksiyonları bir değil ki. Şimdi ikisini birkaç tane farklı örnekle değerlendirmeye çalışalım. Birincisi, bu yeniden diktiğin sahaların karbon tutma, hani iklim değişikliğinden bahsediyoruz, iklim değişikliğinde de mücadeleden bahsediyoruz. Diyoruz ki iklim değişikliğiyle mücadele edebilmeniz için orman alanlarınıza sahip çıkın, koruyun, geliştirin, genişletin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen orman alanlarında daralmaya neden oluyorsun. Niye? Fonksiyonunu kaybediyor. Senin diktiğin ağacın, o kestiğin ağacın yerine gelmesi için, o ekosistemin oluşması için en az 50-100 yıl lazım. Yani örnek olsun diye söylüyorum. En az 50-100 yıl. Bu süre zarfında o alan artık o karbon yutağı görevini minimal düzeyde gerçekleştiriyor. Bir örnek veriyorum. 5 yaşındaki bir ibreli fidan 2.2 kilogram absorbe ediyor. Yutak olarak görevini. O sizin kestiğiniz 100 yaşındaki ağacın o meşerenin sağladığı şey ise 37 kilogram. Yani bir tarafta 5 yaşındaki ibrelinin sağladığı 2.2, diğer tarafta 100 yaşındaki bir ibrelinin sağladığı 37 kilogram. Neredeyse 20 kat. Ya 17 kat. Büyük bir rakam bu. Yani bunu yani anlamamak için herhalde iyi niyetli olmamak lazım. Ben açık söylüyorum. Birincisi bu. Yani karbon yutaklarımızı kaybediyoruz. Özünü söylemeye çalışıyorum. Yani tehlikeyi. İkincisi sel felaketleri oluyor. Her sel felaketinde o gün büyük bir infial var. Büyük bir rezalet var. Sanki ilk defa karşılaşıyormuşuz gibi. Ben özellikle sel felaketlerinin geçmişini de takip ettiğimde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de çok sık yaşanıyor bu periyodik olarak. Kimisi 10'lu yıllar, kimisi 20'li yıllar, kimisi 50'li yıllarda yaşanıyor. Aynı olaylar yaşanıyor. O zaman da aynı uyarılar yapılıyor. Ya lütfen dere yataklarını daraltmayalım. Dere yataklarına yakın yerleşim alanları oluşturmayalım. Ormanlarımızın özellikle çevredeki o yüksek ekosistem yani üst havzadan gelen biriktirdiği materyalleri engelleyebilmesi için orman alanlarımızı seyrekleştirmeyelim. O havzayı koruyalım. Bunlar hep söyleniyor. Sanki bunlar hiç söylenmemiş gibi. Mesela Bozkurt'a gittim gördüm. Ya dere yatağı 80 metreden 30 metreye düşmüş. Şimdi ne bekliyorsunuz siz orada? Ne bekliyorsunuz?
Ya söylenmiş, geçmişte de anlatılmış. Yani illa o felaketi yaşayarak mı yapacaksınız doğru, bunu? Doğru, doğru. Yine gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. O havza geçmişte de bu tür felaketleri yaşamış. Şimdi siz tedbir olarak oradaki orman alanlarına gereken hassasiyeti göstermediyseniz, o dere yatağında ön tedbirleri üst havzada da almadıysanız, hani suyun geldiğinde biz orada mesela eski köprüler, o kemerli köprüler bu materyalin birikmesini, orada bir büyük bir set oluşturmasını engelliyor, geçişini sağlıyor, daha az etki bırakıyor. Ama o kemer köprülerden vazgeçip güya bugünün teknolojisiyle yapılan çalışmalarda gördük ki orada bir baraj gövdesi görevi görüyor ve biriktirdiği materyal ister istemez belli bir yoğunlukla o yerleşim alanının üzerine geliyor. Şimdi bunların hepsi yaşanmış. Yani sen bu söylediğimiz tedbirleri almazsan, ormanların fonksiyonlarını yerine getirmesini engellersen, heyelan ve toprak kayması, sel felaketi kaçınılmaz. Karbon yutakları görevlerini yerine getiremez. Bakın nasıl biraz önce madenle ilgili sonuçları anlatırken, aynı şeyleri orman varlığımız için de anlatıyoruz. Aşırı üretim 32 milyon metreküpün üstüne çıktı. 10 milyon metreküptü 2000'li yıllarda. Ne yapmak istiyorsunuz ya? Sizin başka derdiniz yok mu? Efendim yenilenebilir kaynakmış. Evet yenilenebilir kaynak ama sen oranın kapasitesini artımı dikkate almadan bir üretim modeli geliştiremezsin. Bu 3-5 tane MDF, lif yongacının buralardan kar hesabı, rant hesabı yapacağı yerler değil ormanlar. Bakıyorsunuz geçmişte iltizam işletmeciliği var. Cumhuriyetin ilk yıllarında terk edildi. Bölgeleri veriyorduk şeylere, yurt dışından gelen firmalara. Onlar da ne varsa ormanda toplayıp götürüyordu. Şimdi aynı anlayış dikili satış adı altında yürütülüyor. Devlet orman işletmeciliği, orman işletmeleri devre dışı bırakılıyor ve çok ciddi şekilde müteahhitlere teslim ediliyor. Yanlış anlaşılmasın. Bakın açık söylüyorum. Kuzuyu kurda teslim ediyorsunuz. Bak bu çok kaba bir şey. Kuzuyu kurda teslim ediyorsunuz. Çünkü adamın ormana bakışı şu değil. Mesela ben bir ormancı olarak bir yere gittiğimde bu ormandan hani yararlanmak için ormanın ekosistemin devamlılığını sağlayarak acaba hangi fertleri çıkarsam diye düşünürüm. Benim aldığım eğitim bu. Giderim ya şu diğer ağaca zarar veriyor onu çıkarabiliriz çıkar. Şu azman yapmış diğer ağaçların büyümesini olumsuz etkiliyor çıkar gibi anlatabiliyor muyum? Belli kriterlerimiz var yani uyguladığımız biz buna silvikültür tekniği diyoruz. Hangi ağacın çıkarıp çıkarılmayacağını orada karar. Ben bu kadar seçiciyim. Gidiyorum bunları yapmaya çalışıyorum. Müteahhit ise ya bu diğerine zarar veren ağacı alsam ne olur almasam ne olur. Şunu alsam ne olur almasam. Benim için önemli olan bir an önce bu sahadan istediğim tüm odun ham maddesini çıkarıp kendi işime yönlendirmem. Ormanın devamlılığı, orman ekosistemi diye bir şey yok. Ve birçok sahalarda biz gittiğimizde görüyoruz orman alanlarının içindeki yaşadığı sıkıntıyı. Sahipsiz, denetim yok. Şimdi nasıl madenle ilgili sıkıntılardan bahsediyorsam aynı sıkıntıları orman alanlarında da yaşadığımız için söylüyorum. Bakın ne dedim? 7. madde 20 kez değişti. Bizim 16, 17, 18. madde ağırlıklı olarak 6831 sayılı kanun sadece son 23 yılda bakın sadece son 23 yılda 36 kez değişti. Düşünebiliyor musunuz? 36 kez. Bu şöyle bir değişme değil ya ormanları nasıl koruruz geliştiririz değil. Ormanlardan yasanın bizi engellemeden idari yetkisini kullanarak nasıl hallederiz ormanları? Bütün hikaye bu. Şimdi geliyorum bir önemli yasal düzenlemeye. 7139 sayılı yasa ek 16. maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildi. Orman kadastrosu kesinleşmiş sahalarda, bakın yerleşim alanı yani işgali varsa ne zaman? Nisan 2018'den önce. Şimdi iki af yaşamıştık. Bunlar toplumda şu anda çok bilinmiyor. Birinci yaşadığımız af 1961 yılında yaşamıştık. 15-10-1961 tarihinden önce
orman basmanı kaybetmiş arazilerdi. İkinci alfı şeyde yaşadık, 1982 anayasasında yaşadık. 31-12-1981'den önce orman basmanı kaybetmişti. Şimdi 2B'yi hallettik. Bir sürü 646 bin hektar sahayı çıkardık. Şimdi doymadık buna. Ben buna bitmeyen senfoni diyorum. Şimdi üçüncü af, işte bu bahsetmiş olduğum Ekon 6. Şu anda Cumhurbaşkanı 25 karar çıktı. Bunun bir tanesi de Bakanlar Kurulu kararı. Toplam 3128 hektar alan ormandan çıkarıldı. Bakın, ormandan çıkarıldı. Ha, çıkarılan böyle hani çok elzem, hakikaten toplumun ihtiyaçları için öncelik arz eden sahalar mı? Daha ziyade ranta konu sahalar mı diye. Şimdi biz dernek olarak bunu inceliyoruz. Gördüğümüz acı bir tablo var. Bu işte Fethiye'nin, Marmaris'in ve deniz kenarındaki koyların içerisindeki işgallerin maalesef yasallaştırılması süreci. Yazık, günahtır. Yani bu kadar bu sahalar sahipsiz bırakılamaz, terk edilemez. Doğal olarak her konuda, bütün doğal varlıklarımızda bu sonuçlar kaçınılmaz olduğu için biz sadece sonuç üzerinden düşündüğümüzde meseleyi çözemeyiz. Adam gibi bizim hem maden yasasıyla ilgili süreçleri, o biraz önce bahsettiğim yasal, ÇED önleyicilik prensibini hayata geçirecek gerçekçi ÇED, öyle %1'inin olumsuz, %99'unun olumlu olduğu değil. Aynı zamanda da sıkı bir denetim ve bu denetimin sonucunda da bu işin yanlış yapanlarının cız diyeceği, caydırıcı bir yaptırım ve cezai sistemin ve o sistem içerisindeki sorumlu olanların, şirket sahibi ve yönetim kurulu üyelerinin de o kapsamda olması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yapabilirsek, aynı şeyi ormanlarımız için de gerçekleştirebilirsek, o zaman işte ne derler? Sağlıklı büyüme, sağlıklı kalkınma. Yani bir şeylerimizi yok ederek, göz ardı ederek değil, tam tersine bilinçli bir şekilde gelişmiş bir ülke, çağdaş bir ülke olmanın standartlarını ortaya koyarak bunları yapmak mümkün. Daha az zarar vererek bunları yapmak ya da daha az zarar vererek kullanmak mümkün. İşte lafta kalmayacak, sürdürülebilir kavramının içinin doldurulması lazım. Ben lafta kaldığını görüyorum. Ve siyasi iktidarın belli sözcüleri bu işlerin iş takipçisi. Maalesef. Bugün Hürriyet'te bir manşet vardı. Orman mühendisi ve doğa bilimci Profesör Doktor Doğan Kantarcı'nın bir tavsiyesi var bu bölgeyle ilgili. Toprağı kaldıramayız diyor, 50 metrelik bir yığın oluştu. Üzerine kireç dökelim, sönmüş kireç. İçindeki kimyasalları hapsedelim, ardından yüzey toprağı serip karaçam dikelim. Şimdi bununla beraber, bu mümkün mü diye soracağım. Bununla beraber de yapılan diğer çalışmalar, aslında biraz değindiniz. Yeni bir fidanla 100 yıllık bir ağacın karbon tutma özelliğine, yetisini. Şimdi bu tür alanlar ya da maden sahalarında, Kaz Dağları'nda kesilen ağaçların yerine yapılacak ormanlar ya da oraya tekrar toprak serilip, ki kaya parçası ortaya çıkıyor sanırım, üzerine toprak serilip ağaç dikilmesiyle birlikte o ağaçlar bölgeye uyum sağlayabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Doğan Kantarcı benim hocam. Boşa konuşmaz. Çünkü toprak bilimcidir. Toprağın ne olduğunu, hangi toprakta neyin yetişeceğini çok iyi bilir. Yani onu tesadüfen söylememiştir. Karaçam diyor zaten. Efendim, bakım yani, istemez. %10'u tutsa bize yeter. Bu konularda son derece birikimli, bizlerin de yararlandığı ve bize her türlü katkıyı veren hocalarımızdan biri. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sorun var. Hani uzun lafın ötesi, bir çözüm üretelim. Benim size çözüm önerim de şu, şöyle yapın. Bence bu çok güzel bir yaklaşım. Yani tamam, bir problem yaşandı. Nasıl bu pisliği, bu ortadaki şeyi ortadan kaldıracağız? Evet, evet, tam olarak onu söylüyorum. O nedenle zaten. Evet, şimdi rehabilitasyon konusunda şöyle bir olay. Şimdi öyle yerler var ki maden konusuna izin verdiğinizde rehabilitesi mümkün. Bir de rehabilitesi mümkün olmayan yerler var. Çok saha gezdiğim için söylüyorum. Şimdi siz %100 eğim olan bir yerde nasıl yapacaksınız? Yani oradaki alacağınız malzemeyi, mermer ya da taşı çıkardınız, zaten duvar gibi duruyor. Nasıl yapacaksınız? Mümkün değil. Mümkün değil. O öyle kalacak zaten. Kalacak. Yani onu
Şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. İzmir'de bir seyahatimde gördüm. Yeşile boyamışlar mesela. Ne kadar güzel bir yaklaşım. Yani dolayısıyla asıl hadise rehabilitasyonu mümkün olan sahalarla ilgili şuna özen göstermemiz lazım. Şimdi siz bir yere ruhsat verdiğinizde ona diyorsunuz ki işe başladığınızdan itibaren her yılın sonunda, Eylül ayının sonunda bize bir teknik rapor vereceksiniz. Teknik rapor hazırlayacaksınız. Yani örnek olarak söylüyorum, 5 yıllık süreyle bir yerde rehabilitasyon yapacaksınız. Birinci yılında çalışmanızı yaptınız, malzemenizi çıkardınız. Çıkardığınız alanla ilgili tamamı bitmeden oranın rehabilitasyonuna başlamanız lazım. Birinci yılında. Onun teknik raporunu sunacaksınız. O rehabilitasyon işlemi için gerekli denetim yapılacak, yapılmalı. Oradaki firmanın keyfiyetine de bırakılmamalı. Yani kurum bunu takip etmeli. Hatta bizim kişisel görüşümüz bu gelinen nokta itibariyle ciddi bir fon oluşturulmalı. Yüzeysel, sıradan bir rehabilitasyon değil, daha ciddi. Orayla uyum sağlayacak, anlatabildim mi? Ve sonuç alabileceğimiz, ağaçlandırdığımız sahada sonuç alabileceğimiz bir düzenlemeye gitmek lazım. Bir de yasal olarak sivil toplum örgütlerine denetleme yetkisi vermek lazım. Yani sahaya gidip sahayı açacaksınız. Örneğin biz Türkiye Ormancılar Derneği, zaten uzun yıllar bu konuyla iştigal etmiş bir derneğiz. Buyurun kardeşim, bakın falan yerde biz maden taş ocağı çalışmasını yürüttük. Siz denetim için gelmişsiniz. Size sahamızı göstermek istiyoruz. Birinci yıldaki yapmış olduğumuz teknik rapor doğrultusunda burayı şu şekilde işte malzemeyle doldurduk. Şu ağaç türlerini de hedefliyoruz. Şunları yapalım. Ha, biz de evet hakikaten ciddi bir firma üzerine düşen görevi yapıyor. Böyle değil. Birçok saha olduğu için denetimden yoksun. Bakın bu konuda bir örnek vereyim. Sayıştay'ın raporunda Orman Genel Müdürlüğü'nün 649 tane örnek saha alıyorlar. Biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Bunun 152 tanesinde, yaklaşık %25, 152 tanesinde izinsiz kullanım ve izne konu olmayacak kullanım. Bu denetleyemiyorsun. Danıştay gitmiş, bu çalışmaları yapmış. Yetersizsin zaten. O zaman bu söz konusu rehabilitasyon işlemini senin daha çok özen göstermen, kendi dışında biraz önce söylediğim gibi sivil toplum örgütlerine de böyle bir imkanı verecek olursan senin çalışma düzenini de rahatlatır. Neden? Davet eder işletme. Arkadaşlar, bizim sahalarımızda yürütülen çalışmalarda sivil toplum örgütlerine de bu konuda kamuoyunun vicdanında bu işi rahatlatmak için davet ediyoruz. Buyurun gelin. Gidelim, beraber bakalım. Eksik yanlar varsa katkı sağlayalım. İyi yapılmışsa teşekkür edelim. Eksik yapılmışsa da düzelt kardeşim. Bunu şöyle yapman gerekiyor. Zamanında yapalım bunu. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? O 5 yıllık sürede maden taş ocağı neyse hakkını kullanıyor. Çıkıp gidiyor. Oradaki yatırdığı, rehabilitasyon için yatırdığı rakamı da yakıyor. Niye? Çünkü çok daha yüksek rakamlar gerekiyor orayı rehabilit etmesi için. Ya ben senin keyfine sen burayı buradan istediğini alıp çekip gideceksin diye böyle bir düzene müsaade edemem. Bunun cezai sonuçlarının bile ciddi tartışılması lazım. Bir daha bu tür firmalara yani uzun süreli, öyle kısa süreli değil, izin verilmemesi lazım. Cezası var ama caydırıcı değil. Değil. Zaten baştan beri söylüyorum. O bedeli ödeye geçiyor zaten. Ya şöyle bakın, ya kurum olarak siz buraya kodlanırsanız, yani derseniz ki bizim için rehabilitasyon konusu önemli, zaten onu hissettirirsiniz organlarınızda, çalışanlarınızda. Şimdi orman teşkilatı, bizler de çalıştık. Yüzlerce işi var. Bu kadar işin içerisinde zaman zaman bilirkişi olduğum için davalara da giriyorum. Mesela işletme müdürüne gidip konudan bahsediyorum. Ya sayın hocam, siz de geçmişte kurumda çalıştınız. Ben şuradan kalkamıyorum. Şu işim var, şu işim var. Yok orman köylüsü, yok bilmem nesi falan. Ya şimdi kendi anlattığı şey de haklı. O kadar yoğun ki. Sizin o zaman adam gibi bir düzen kurmanız lazım. Eğer bu kadar izin verecekseniz ona uygun bir denetim mekanizması yaratacak personel yapınızın olması lazım. Böyle bir şey yok ki. Üretim sahalarında da böyle, bu tür izin konularında da böyle. Her konuda bu yetersizlik var. Ya mesela yangınla ilgili hep bas bas bağırıyoruz. Ya yangına dinamik, genç, bu konularda tecrübeli insanları taşımanız lazım. Şimdi bakıyorum ben, bazı yerlerde görüyorum. Adam ya göbeği çıkmış,
Ben bile yürürken zorlanıyorum. O adam nasıl yap katkı sağlayacak? Yaşlanmış, enerjisi bitmiş. Sizin o, çünkü burası hızla müdahale etmen gereken, anlık karar vermen gereken bir alan. Düz bir yoldan bahsediyoruz. Bir dakikayı kaçırdın, yangını tutamazsın. Çünkü dolayısıyla ilerliyor değil mi? Ve bu, bakın bir de özellikle hep söylüyoruz. Orman köylüsü çocuklarından tercih etmeniz lazım. Onlar yaşam biçimi, geçmişten gelen özellikleri kentte yaşayan çocuklardan çok farklı. Zor koşullara çok daha yatkın. Ben o yangın sonrasında böyle bir dinlenmeye falan çalışırlar. Hallerini görürüm. Yerlere serilmişler. Üstleri başları is içerisinde. Anlatabildim mi? Sağlık koşulları uygun değil. Temizlik koşulları uygun değil. Ya bunları bir... Bunları başaramıyoruz. Şimdi çıkmış bugün sabah gelirken dikkatimi çaktı. 11 dakikada ulaşıyoruz falan. Ya bu lafla olmaz. Lafla 11 dakika olmaz. Yapmış olduğun çalışmayı ortaya korsun. Evet, bunlar dakikayı azaltmışlar deriz o zaman. Organizasyonun yetersiz. Çalıştırdığın elemanlar, geçici eleman çalıştırıyorsun. Ya yangında geçici eleman mı çalıştırılır ya? Sahayı bilmeyen işletme müdürleri atıyorsun. Orman yangınlarıyla hiç alakası olmamış insanları atıyorsun. Ya bir liyakat diye, bir uzmanlık diye bir konu var. Devamlılık diye bir konu var. Ki elinde bütçe imkanları fazla. Mesela kritik bir nokta orman yangınları için. Eğitim olmadan bu işin başarıya gitmesi mümkün değil. İşçini eğitemezsen yangın işçisini, teknik personelini eğitemezsen, halkı eğitemezsen, ben size bir şey söyleyeyim, başarılı olma şansınız yok. Ya bu kadar önemliyken, teknik özellikle işçilerin ve teknik personelin eğitildiği Buca'daki eğitim merkezi kapatıldı ya. Nereye verdiniz? Güzel sanatlara verdiniz. Kardeşim hangisi öncelikli? Hangisi daha önemli? Ya bunları biraz düşünmemiz lazım. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman ben emek veren, meslekte çaba gösteren o bizim meslektaşlarımıza, o çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir görev yapıyorlar. Ama şeye teşekkür etmiyorum. Bu işin ana organizasyonunu yapanlara teşekkür etmiyorum. Çünkü küçümsüyorlar bu çalışmayı. Yani olur, yapılır. Yanarsa bile 15 gün sonra unutulur. Hatta çıkıyorlar 140 bin hektar yandığında bile az yandı diyebilecek kadar fütursuzlar. Hem de bunu bir meslek odasının başkanı çıkıp söyleyebiliyor. Karşılaştırma yapıyor güya. Onun için biz sorunları halının altına süpürmeyip sorunları tartışarak, ya bizler de olsak bu sorunlar yaşanacak. Eleştiren insanlar da olsa bu sorunlar yaşanacak. Önemli olan bu sorunların daha etkisini azaltacak, asgariye çekecek kurumları, kuralları hayata geçirmemiz, yasaları böyle iyiliş etmememiz, yasaları içinden çıkılamayacak hale getirmememiz lazım. Yoksa anlamı kalmıyor. Sayın Özkara, 3 dakikamız kaldı. Kapatacağız evet. Programı artık. Bir şey sorayım, bu mevsimsel etkilerle ilgili, iklim kriziyle ilgili. Yaza da az bir zaman kaldı artık. Kış öyle böyle geçecek. Artık bahar da geliyor. Sanırım Mayıs'la itibaren, Mayıs'la beraber de yeniden orman yangını riski söz konusu. Sizce bu giden kurak geçen mevsim, yağış az olan mevsim daha çok orman yangını çıkarır mı karşımıza? Ya hep biz bunu her toplantımızda da, her görüşmemizde de söylüyorum. Artık yangın mevsimi bizim Mayıs'la Kasım, 1 Kasım arasıydı. Artık öyle değil. Yangın mevsimi bütün yıl. Bunu şu açıdan söylüyoruz. Yangın öncesi çalışmalar, nasıl biraz önce madenle ilgili standartları söylerken çağdaş olabilmenizin yolu, gelişmiş olmanızın yolu şunlar şunlar derken aynı şeyi burada da söylemeye çalışıyorum. Yangın anı önemli değil. Evet. Orada da belli şeyleri yapacağız, belli taktiklerimiz, o işin organizasyonu olacak, hiç itirazım yok. Yangın sonrası da aynı şekilde dikkate alacağımız hususlar. Ama asıl olay yangın çıkmadan önce. Öncesi. Öncesi. Bütün gelişmiş ülkelerin kafa yorduğu yer bura. Ve biz dernek olarak bu konuya ciddi anlamda kendi bütçemizden bir pay ayırarak çaba gösteriyoruz. Yani öyle sadece ya şunu yapsanız, şunu şöyle yapsanız değil. 7-8 tane bu konuda çalışma yaptık. Şu anda Muğla'da, Antalya'da yürüttüğümüz 2 tane proje var. Birisi sonuçlandı, diğeri başladı, devam ediyor. Bütün büyük şehirleri bu konuda bu işe daha sıcak bakmalarını ve
bugünkü Orman Genel Müdürlüğü, yani asıl bu işin sorumlusuyla birlikte neler yapılabileceğini, tartışmalarını, ona göre yeniden yasal değişiklik gerekiyorsa o işbirliğinde bunları planlamaları gerektiğini anlatıyoruz. Orman köylüsünün bu konuda nasıl bir dikkat göstereceğini, orman yangınlarına dirençli köy konusunu işliyoruz. Gidip bizzat yangın çıktı, bir saat sonra senin köyüne gelecek, yarım saat sonra gelecek. Ne yapacaksın? Nasıl müdahale edeceksin? Gelecek olan yangın senin köyünü etkilememesi için hangi tedbirleri alacaksın? Bunların hepsini çalışıyoruz. Burada, çünkü şu çok önemli, ben kurumda da çalıştığım için empati yapıyorum. Eleştirmek kolaydır. O işin başındaki insanın işi zordur. Biz de bir takım eleştiriler aldık. Almamız son derece doğal. Önemli olan bu eleştirileri dikkate almak. Dikkate alıyorlarsa ben saygıyla karşılarım. Yani neticede hepimiz bu görevlerde çalıştık. Ama dikkate almıyor, küçümsüyor, bunu başka noktalara çekmeye çalışıyorlarsa ben onu iyi niyetli olarak değerlendirmem. Açık söyleyeyim yani. Sayın Özkara, çok teşekkürler. Yeniden konuşmak, görüşmek temennisiyle, facialar yaşanmadan konuşmak temennisiyle, tabii ders çıkartarak ilerlemek dileğiyle. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Ülkemize tekrar geçmiş olsun. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. Umarız. Bütün yani beklentimiz bu da maalesef yaşamaya devam ediyoruz. Evet. Sayın seyirciler, programın sonuna da geldik. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkara konuğumuzdu. Konumuz İliç'teki o facia. Göz göre göre gelen olaydı. 9 işçi hala toprak altında. Arama çalışmaları durduruldu çünkü heyelan riski var bölgede. Ve Sayın Özkara'nın bahsettiği gibi madencilik faaliyetleri ve diğer faaliyetler çevreye, ekosisteme, orada yaşayan canlılara, insan sağlığına duyarlı, saygılı bir biçimde devam etmeli. Bu santraller konusunda da böyle, HES'ler konusu da, termik santraller konusu da, madencilik faaliyetleri de böyle ya da diğer inşaat faaliyetleri, diğer bütün alanlarda da böyle. Zaten bunu yaptığımız anda bu tür faciaları önleyebileceğiz ya. Bir de tabii ki cezalar oldukça caydırıcı ve etkili olacaktır. Böyle 3-5 kuruşta insanların suçlardan sıyrılamaması da şart. Programı kapatıyorum. Yarın sabah tekrar burada olacağız saat tam 7'de. Görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun. Hoşça kalın.